Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika'nın son koronavirüsü tablosuna baktığımızda durum hiç de iç açıcı değil. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, yani bu zamanlarda Amerika'daki koronavirüsünden dolayı ilk can kaybı gerçekleşmişti. Şimdi ise bu sayı 500 bini geçerek 500 bin 71'e ulaştı. Baktığımızda Amerika'da korona enfeksiyonu kaynaklı ölüm vaka sayısı 19 Ocak'ta, yani Joe Biden'ın yemin töreninden bir gün önce 400 bin eşiğini aşmıştı. İşte sayı bir ay içinde 100 bin 71 daha artarak 500 bine ulaştı. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre bu sayı Missouri eyaletinin Kansas City kentinin nüfusuna eşit durumda. Ayrıca bu sayı Amerika'da 2019 yılında kronik alt solunum yolu hastalıkları, inme, Alzheimer, grip ve zatürrenin yol açtığı ölüm vakalarının toplamından da daha fazla. Amerika'da doğrulanmış korona enfeksiyonu vakalarında da 28 milyonla dünyada birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla Amerika bu tüm dünyada koronavirüsünün yol açtığı can kaybı sayısında en yüksek olduğu ülkedir diyebiliriz. Öte yandan vaka ve ölü sayıları tüm dünyada hükümet dairelerini sağladığı verilere dayansa da gerçek sayıların resmi olanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bunun nedeni ise yetersiz test uygulamaları ve pandeminin başlangıç safhasında bazı vakaların hatalı olarak başka nedenlere bağlanması da gösteriliyor. Tabii koronavirüs aşılarının dağıtımı için harcanan yoğun çabalara rağmen Washington Üniversitesi'nin hazırladığı modele göre Amerika'da korona pandemisinden ölenlerin sayısı 1 Haziran'da 589 bini geçebilir. İşte dün konuyla ilgili Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci CNN televizyonuna konuştu. Pandemide verilen can kayıplarıyla ilgili şu sözleri söyledi Fauci. Bundan 10 yıllar sonra insanlar bu olaydan, bir solunum enfeksiyonunun bu kadar çok sayıda insan hayatına mal olmasından ülkede yaşanan korkunç tarihi bir dönüm noktası olarak bahsedecek dedi Fauci. Bu sözlere yer verdi konuşmasında. Başkan Joe Biden ise bu akşam Beyaz Saray'da korona pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 500 bini geçmesi nedeniyle bir konuşma yaptı. Biden bir yılda kaydedilen bu rakamın Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'ndaki kayıpların hepsinden daha fazla sayıda olduğunu belirtti. Buna dikkat çekti. Biden virüse karşı dünyadaki diğer ülkelerin hepsinden daha fazla sayıda kurban verildiğini söyledi Amerika için. Başkan, ülke olarak böylesine zalim bir kaderi kabullenemeyiz ve salgınla uzun süre savaşırken acıya karşı da duyarsız hale gelmemeliyiz şeklinde konuştu. Biden ayrıca federal binalardaki ve askeri tesislerdeki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi bugün için. Başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de de korona kurbanlarını anmak için çanlar çalındı. Biden'la birlikte First Lady Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Harris'in eşi Doug Emhoff da onunla birlikte salgında hayatını kaybedenleri anmak için Beyaz Saray'ın mumlarının yerleştirildiği merdivenlerin önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Ve Amerika halkını da bir dakikalık sessizliğe davet ettiler. İşte bugün aktaracaklarımız bu kadardı Amerika'dan. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.